Yeni bir videodan da herkese merhaba arkadaşlar. İlk defa tanıtılmasının üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra Peugeot 208 nihayet Türkiye'de. Bu bir yıllık süreçte yılın otomobili unvanını da kazanan Peugeot 208 ayrıca ilk defa tamamen elektrikli E208 modelinde bünyesine kazandırdı. Şimdi gelin hep birlikte bu yenilenen modelde neler değişti, hangi teknik özellikler geldi ve piyasadaki rakipleriyle nasıl bir mücadele sergileyebilecek hep birlikte görelim. Ama videoya geçmeden önce tekrar bir hatırlatayım. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Aslında 2006-2014 yılları arasında üretilen 207'nin devamı olan Peugeot 208 ilk kez 2012'de piyasaya çıkıyor. PSA grubunun ortak çalışması CMP platformu üzerine geliştirilen yeni Peugeot 208'in ikiz kardeşleri arasında Opel Corsa F ile Opel Mokka B bulunuyor. Normal şartlarda bir otomobil modeli makyajlandığında ya da kasa değiştirdiğinde referans olarak yerine geldiği modeli alırız. Ama PSA grubunda bu pek de öyle mümkün olmuyor. Yeni Peugeot 208 ile önceki neslini kıyasladığımızda aradan 2 ayrı 100 yıl geçmiş gibi hissediyorsunuz. Birinci nesil Peugeot 208'de yine Peugeot'un o dönemki tasarım detaylarını ve tasarım dilini görüyoruz. Önceki nesil 208 daha oval ve bombeli tamponlar ile ister önden ister arkadan bakın hep size doğru gülümseyen bir surat ifadesiyle B sınıfının tatlı çocuğu olarak gözüküyor. Yeni Peugeot 208'de ise tatlı çocuk gidip yerine yaramaz gülen çocuk geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben ön tarafta yer alan o aslan pençeli led farları oldukça beğeniyorum. Özellikle şu anda videoda izlerken belki o kadar hissedemiyor olabilirsiniz. Fakat caddede karşınızdan aslan dişli bir Peugeot geldiğini gördüğünüzde ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Aslan dişlerinin arasında büyükçe bir ön panjur ve artık Peugeot modellerinin çoğunda bulunan model isim yazısı yer alıyor. Profilden baktığımızda ise ön tarafta görmemeye çalıştığım şeyi net şekilde görüyoruz. Neyden mi bahsediyorum? İşte bundan. Aynı platformu kullandığı tek yumurta ikizi Opel Corsa F ile olan büyük benzerlikten. Bu benzerlik sizi rahatsız ediyor mu yoksa hoşunuza mı gidiyor? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Alt donanımlarda teker üstünde gövde rengindeki dodik görünümlü tasarımı ve ön kapıdan başlayarak arka kapının sonunda biten düz omuz çizgisine sahip Peugeot 208 GT Line donanımında siyah renkte teker üstü dodikleriyle geliyor. Jant konusunda oldukça başarılı markalardan biri olan Peugeot 208'de 16 ya da 17 inç olarak seçilebilen özel tasarım jant opsiyonu sunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise bir an durup düşünüyorum. 208'in atası olan 205'i anımsatan bu tasarım beni geçmiş ile gelecek arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Aslan pençeli led stoplar ve onları birleştiren parlak siyah bir parça ile geçmişe bir atıfta bulunulurken alt tarafta yumuşak hatlara sahip olan tamponun ortasında yer alan siyah renkteki parçada üzerinde plaka boşluğunun ve yine eski Peugeot modellerinden hatırladığımız sis farı yer alıyor. Bu haliyle yeni Peugeot 208 oldukça şık gözüküyor. Boyutlarda ise 4055 mm ile önceki nesline göre 82 mm daha uzayan Peugeot 208, 1745 mm ile önceki neslinden 6 mm daha genişliyor ve 1430 mm ile önceki neslinden tam tamına 30 mm daha alçalıyor. Dingil mesafesi ise ciddi şekilde uzayan boyuna rağmen 2 mm artarak 2540 mm oluyor. Yani Peugeot 208 daha uzun, daha geniş fakat daha alçak. Yeni Peugeot 208'in iç mekanına geçtiğimizde ise diğer Peugeot modellerinden de alışık olduğumuz fütüristik iç tasarımla burada da karşılaşıyoruz. Ben Peugeot'un iç mekan tasarımında kullandığı bu altıgen şeklindeki direksiyon simidini, onun üstünde yine belirgin şekilde konumlandırılmış ve 3 boyutlu görüntüye sahip olan dijital gösterge panelini ve her şeyin adeta üst üste biniyormuş gibi durmasını sağlayan 3 katlı ön konsolu çok ilgi çekici olarak buluyorum. Hatta bu tasarımın Peugeot 208'in tercih edilmesinde ya da edilmemesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Bunun haricinde yanal destekleri artırılmış ergonomik koltuklar oldukça şık ve konforlu gözüküyor. Ayrıca ön yolcu koltuğunda bulunan Isofix bağlantı noktası da bu otomobilin tercih edilme nedenlerinden biri olacaktır. Bunlara ek olarak Isofix bağlantı noktasının bulunduğu ön koltuğun, önündeki konsolun içeriye doğru kaviste oluşu hem daha fazla yaşam alanı sağlıyor hem de ön tarafa çocuk koltuğunu sökme takma işleminde ebeveynlerin hareket alanını arttırıyor. Çocuk koltuğunu yerleştirme konusunda arka koltuklarda bile zorlanan insanlar için o harikulade özellik benden tam puan almayı başarıyor. Konsolun ortasında yer alan multimedya ekranı ise donanım seviyelerine veya opsiyonlara bağlı olarak 5, 7 ya da 10 inç olarak seçilebiliyor.
Küçük eşya gözleri ve saklama alanı tarafında öncelikle Super Mini B sınıfı bir otomobilin içinde olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Orta konsolda 2 adet büyük bardaklık bulunuyor. Vitesin ön tarafında ise opsiyona göre kablosuz şarj standı ya da ufak bir saklama alanı Peugeot 208'de yer alıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise işler biraz değişiyor. Her ne kadar dingil uzunluğu 2 mm artarak diz mesafesi açısından bir katkı sunsa da uzun yolculuklarda çok fazla rahat etmeniz mümkün gözükmüyor. Buna ek olarak arka kapıların dar ve eşiğinin yüksek oluşu yeni Peugeot 208'in arka tarafına inip binmenizi bir miktar zorlaştırabilir. Fakat şehir içindeki işlerinizi görmek ya da her gün ev ile iş arasındaki seyahatleriniz için oldukça yeterli olduğunu söylemeliyim. Tıpkı ön yolcu koltuğunda olduğu gibi arka koltuklarda da Isofix bağlantıları mevcut. Bagaj hacmi tarafında ise önceki nesline göre 26 litre artarak 311 litre bagaj hacmi sunan Peugeot 208'in istenirse arka koltukları yatıyor. Böylece daha fazla bagaj hacmi kazanılmış oluyor. Donanım paketleri seçeneklerinde ise Active, Prime, Allure, Allure Selection, GT Line ve GT olmak üzere 6 farklı donanım seçeneği yeni Peugeot 208'de sunuluyor. Hologram etkili 3 boyutlu gösterge paneli, 8 renkli ambiyans aydınlatma, 10 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı ve 4 adet USB Type-C bağlantı noktası gibi premium özellikler yalnızca GT Line ve GT donanım seviyelerinde sunuluyor. Diğer donanım seviyelerinde standart olarak bulunan ekipmanların arasında 7 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı, 1 adet USB Type-C ve Apple CarPlay bağlantı seçeneği yer alıyor. Şimdi geliyoruz motor teknolojileri ve seçeneklerine. Yeni Peugeot 208'de klasik içten yanmalı, benzinli ve dizel motorların yanı sıra bir de tamamen elektrikli bir model yer alıyor. Hadi gelin bu motor seçeneklerinin arasında neler var hep birlikte öğrenelim. 3 adet 1.2 litre hacminde 3 silindire sahip benzinli ve 1 adet 1.5 litre hacminde 4 silindirli dizel motor yeni Peugeot 208'de yer alıyor. Giriş seviyesi motor seçeneğinde atmosferik şekilde beslenerek 75 beygir güç ve 118 Nm tork elde edebilen ve yalnızca 5 ileri manuel vitesiyle yönetilebilen bir benzinli motor yer alıyor. İkinci sırada ise turbo beslemeli olarak 100 beygir güç ve 205 Nm tork elde eden PureTech 3 silindirli motor bulunuyor. Bu motoru EAT 8 ileri otomatik şanzımanıyla yönetiyorsunuz. Ayrıca bu şanzıman son zamanların yeni trendi by-wire teknolojisiyle geliyor. Benzinli motor seçeneklerinin en tepesinde ise yine turbo beslemeli 130 beygir gücünde 3 silindirli bir motor yer alıyor. 230 Nm tork üretilen bu motoru EAT 8 ileri tam otomatik şanzımanıyla yönetiyorsunuz. Dizel tarafında ise kendisini oldukça yakından tanıdığımız 1.5 litre hacminde 4 silindirli turbo beslemeli Blue HDI motor yer alıyor. Şanzıman tarafında yine EAT 8 ileri tam otomatik vites kullanılırken bu motordan 130 beygir güç ve 300 Nm tork elde ediyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimi konusunda benzinli motorlarda 100 km'deki karma tüketim 4.3 litre iken dizel motorlarda bu değer 3.7 litre oluyor. Motor seçenekleri arasında yer almayıp başlı başına bir Peugeot modeli olarak tamamen elektrikli E208 Peugeot modelleri arasına katılıyor. Tüm dünyada elektrikli otomobillere getirilen büyük teşviklerin aksine geçtiğimiz hafta elektrikli otomobillerin sırtına bindirilen ağır vergi dilimlerinin ardından resmi Peugeot distribütörlerinin yeni E208'i getireceğini pek sanmasam da büyük galeriler tarafından ihraç edileceğinden hiç kuşkum yok. Tamamen elektrikli Peugeot E208'de 136 beygir güç ve her an ayağınızın altında hazır bulunan 260 Nm tork bulunuyor. Bünyesinde yer alan 50 kWh'lık bataryalar sayesinde pilleri tam şekilde doluyken ortalama 340 km uzunluğunda menzil sunuluyor. Sakin ve dikkatli kullanımda ise bu oran 450 km'ye kadar çıkıyor. E208'in pillerini 3 fazlı 11 kW elektrik ile 5 saatte, standart tek fazlı ev elektriği ile 7,5 saatte tam dolu hale getirebiliyorsunuz. Şarj istasyonlarını ise 30 dakikada %80 oranında dolum yapabiliyorsunuz. Satış sonrası müşteri memnuniyeti tarafında 8 yıl ve 160 bin kilometre boyunca %70 pil sağlığı yeni E208'de garanti kapsamına alınıyor. E208'de ayrıca cep telefonunuzdan anlık olarak otomobilin bilgilerini görüntülemenize olanak sağlayan My Peugeot uygulaması yer alıyor. Hazır böyle mobil uygulamalardan bahsetmişken yeni Peugeot 208'deki güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri nelermiş hep birlikte öğrenelim. Yarı otonom sürüş hizmeti sağlayan,
adaptif cruise control sistemi ve dur kalk özelliğiyle özellikle şehir içindeki yoğun trafikte 30 km saat hızlara kadar yeni Peugeot 208 kendi kendine ilerleyebiliyor. Bu özellik mutlaka İstanbul ya da Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan insanlara standart opsiyon olarak verilmeli. Ayrıca sürücünün manuel olarak hangi şeritte ilerlemek istediğini seçebildiği aktif şerit takip sistemi ACC. Yine her ne kadar B sınıfı küçük bir otomobile sahip olsa da park konusunda kendini yetersiz gören kullanıcılar için harikulade bir özellik olan full park asistanı. 5 ile 140 km saat hızlar arasında çalışan son teknoloji otomatik acil fren asistanı. Yine 65 km saat hızlardan sonra devreye giren sürücü yorgunluk tespit asistanı. Trafik işaretleri algılayıcıları, kör nokta uyarı sistemi ve elektrikli park freni yeni Peugeot 208'de bulunan güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri arasında yer alıyor. Son olarak Peugeot 208'in bir de fiyat listesine göz atalım. Giriş seviyesinde bulunan 75 beygirlik aktif donanım seviyesindeki 208 için 176 bin lira değer biçilirken 100 beygirlik aktif donanım 212 bin lira, 100 beygirlik prime donanım 213 bin 500 lira, 130 beygir allure donanım 231 bin lira. Yine 130 beygirlik GT donanım ise 279 bin liraya alıcı buluyor. Listenin en üstündeki 1.5 litrelik dizel aktif donanım için ise 279 bin lira değer biçiliyor. Tabii şu an lansmana özel çok daha uygun fiyatlı Peugeot'lara sahip olabilmeniz için sizleri yetkili bir Peugeot bayisine yönlendirmek isterdim. Ama şu cevabı alacağımdan çok eminim. Bayilerde sıfır otomobil yok, galerilerde 30-40 bin lira üzerine var. Evet, bu da çok acı ve başka bir konu ve üzerine aslında yetkililerin ilgilenmesi gereken bir konu. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Elektrikli E208'in henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli olmadığı için net bir fiyat söz konusu değil. Fakat Avrupa'da E208 GT fiyatının 23 bin euro olduğunu bildiğimize göre Türkiye'deki döviz kuruyla vergisiz olarak 196 bin lira ettiğini söyleyebiliriz. 196 bin liranın üzerine bir de ağır vergilerden sonra elektrikli 208'in lüks bir otomobil olması kaçınılmaz bir durum. Son yorumda yeni Peugeot 208'in aynı platformu paylaştığı Opel Corsa ve geçen yıl yılın otomobili seçilen Clio 5 karşısında nasıl bir performans göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Peugeot 208 ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmına yazmanızı sizden bekliyorum. Ayrıca yeni tasarımı, güvenlik özelliklerini ve diğer rakipleriyle nasıl bir performans göstereceğini de yine yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Videoyu kapatmadan önce tekrar hatırlatıyorum. Halen kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.